Herkese merhaba. Öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bugün işçi bayramı, bütün işçi arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Yine oyun kuralları kitabı yanımda geldim. Dışarıda İFAP nedir diye insanlara sorsam, acaba nedir diye tekrar bana soracak olanlar bize kural öğretmeye çalışıyorlar. Bize kurallarla ilgili yaptığımız yorumları eleştirerek karşılık veriyorlar. Bakın, Fenerbahçe Kulübü'nü şöyle eleştirdi. Yapmış olduğu açıklamalar, hakem saha içerisinde yorum hatası yapsa hakem hatası olarak, yorum hatasından dolayı hakem hatası olarak değerlendirilecek bir durum. Ama bunu kural hatası diye yorumlayıp federasyona maçın tekrarı için başvuracağız diye bir açıklama yapıyorlar. Bu çok alakasız bir durum. Yorum hatasından dolayı kural hatasına çeviremezsiniz bir kere. Bu bir. Kural hatası şudur. İkinci sarı kartı gösterirsiniz, oyuncu yatmazsınız. 5 oyuncu değişikliği yapılacaktır. Talimatlarda vardır. 6. değişikliği yaparsınız. Bunlar kural hatasıdır. Diğerleri yorum hatasıdır. Eğer bundan dolayı maç tekrar edilecekse, bir maçta penaltısı verilmeyen takım da hakemin yorum hatasından dolayı penaltı çalmamasından dolayı da kural hatası olarak federasyona başvurabilir. Bunu kendinde hak görür. Ya da faulü değerlendiremeyen hakeme kural hatası yaptı diye federasyona başvuruyu hak görür. Bu da çok komik durumlara yol açar. Bunu belirtmek istedim. Yorum hatasıyla kural hatası farklı. Yahu küçük enişteyi parçalamışlar. Bana bak.